Hatice. Teşekkür ediyorum Türkan teyze. Ama şaşmaz. Bunu beğenmedin. Ben biliyorum şaşmaz, senden ileriye gidemiyor kadın, ayrılamıyor senden. Gerçekten lezzetli, ayrılamıyor. Lezzetli yapıyorum. Şaka gibi ya. Benim sabahımın günahı neydi onu merak ediyorum şu anda. Yani hepsine kuru dedin zaten. Hadi ben kuruttun Özlem, diyelim. Senin hiç hepsine olur. Kuru dedin ya. Hayır, hayır, senin hiç ben olur. Mi yanlış duydum? Hepsine kuru deyip benimkin, benim tabağımı gördün. Lavaşların falan senin hiç olmamış. Üç tabağını bırakmamış ya. Olmamış. Üç tabağı kuru dedi gerçekten ama seninkinin lavaşından tut her şeyini aynı şeyi söyledi. Lavaşımın nesi olmamış mesela, bana bir açar mısınız? Bir yanda açık ateş göstermiş, öte yanda hiç göstermemiş. Kalın olmasından dolayı o da pişmemiş. O da gayet incecik hamur, yaptım ya. Ben hamur kalın olması imkansız. Hayır, bir de ıslanınca sosuna temelli hamur tadı geliyor. Çok sıkıntı tuhaf olmaz. Ya. Enteresansınız gerçekten. Yani yaptığım lavaşı ben biliyorum. Gayet de inceydi. Güzel bir şekilde açtım. İki tarafını da eşit bir şekilde kızartmaya çalıştım. Pişti nitelik. Vallahi Özlem, ben de biliyorum yaptığım ama iki aldım. Ben anlamıyorum gerçekten yani. Altı bezeye bölmedim ki. Yedi bezeye böldüm mesela. İnce oldu yani gayet. Açtığım şeyi biliyorum. Neresi kalın oluyor? Lezzete bakmadın. Direkt odaklandın tabaklara. Ne olduğunu sen de anlayamadın ama gelinin burada yandı. Ben, Merve'ciğim sen bir daha yeni geldin. Sen daha Türkan teyzin tanıyacaksın. Yeni geldim ama bak kaynanamdan 5 puanı kaptım Türkan teyzeciğim. Öyle bir 5 puan kapmayın olsaydı o. Sen de bak 3 puan verdin gene bana. Kafasının karışacağı bir durum yok arkadaşlar. Yani rahat bir şekilde gel tadımını yap, puanını ver Türkan teyze. Artık yani senin de kafan karışıyorsa ne diyeyim ben sana? Kaç ay oldu? Kaç aydır buradayız, birlikte yarışıyoruz ya. Karışıyor. Kaynanan nasıl gelincanı bulamayacağım telaşı var. Sen hepimiz aynı şey oluyor. İsteyeceğim bak. Bana bakacaksın. Hı. Ben bu halde yarışmayı beceriyorsam sen oraya gidip puan vermeyi daha güzel becereceksin. Tamam mı? Merveciğim bulamıyorum işte, tutturamıyorum. Geçeceksin neredesin? Oraya yapacağın 3 işlem, tadacaksın, yorumlayacaksın, puanlayacaksın. Beni aramaktan vazgeç diyorum, her seferinde söyletiyorsun. Hadi ona 5'i verdim, beğenerek verdin ama hakikaten orada hak yenen bir tabak var. Değil mi? Şu halde ben yarışmayı beceriyorsam sen de puan vermeyi becereceksin. Bu dudak hakkı benimdi. Merve gitti yaptırdı. Sonuç bu. Dudak hakkı senin de. Evet. Sana da yaptıralım sen teyze. Hiç haber vermeden gitti. Ah benim kiraz dudaklım, ben yaptırırım senin dudaklarını. Allah'ım dudak hakkı benimdi diyor ya. Sen kıskandın. Yapacak bir şey yok. Sen var ya, beni kıskandığın için mi o zaman benim tabağıma 2 verdin? Ha, kıskandın evet. Değil mi? Sana yaptırılmadı diye kıskandın. Evet. Pes doğrusu. Emin ol, bu acıyı çekmeye razıysan gidelim bugün akşam, sana da yapacağım ama yarın bana 5'i vereceksin.